Selamun Aleyküm. Yunus Emre şöyle diyor. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Ne demek? Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Yani maddi olarak görünür hale gelmeden önce de bütün varlık ilmi program olarak vardı. Ama görünür halde değildi. Levh-i diye bir yer var. Yani bütün evrenin insan, hayvan, ot, bitki dakika dakika, saniye saniye geometrik şekil ve kanunlarının olduğu bir ilmi program. Yani bir araba yapılmadan önce de, bir bina yapılmadan önce de projesi vardır. Bir binayı o projeye göre yapıyoruz. Kaç kapısı var, kaç penceresi var, kaç katı var, nerede de demir kullanılacak, nerede de plastik kullanılacak belli. Şimdi ete kemiğe büründüm, Yunus göründüm derken, insanlar da levh-i mahfuzda, Hz. Adem'den kıyamete kadar, hepsinin ilmi program olarak var. Fakat Kadir ismi tecelli etmediği için et kemik değil, ilmi program olarak var. Yani boyu 1.80, saçı siyah, gözü sarı, e, yeşil vesaire. Ahlaki cimri, cömert, e, kızgın veya sessiz gibi. Şimdi bu ilmi programdaki varlığa Cenab-ı Allah, ol diyor, göze görünür hale geliyor. Yani şöyle örnek vereyim, ee, diyelim ki bu binayı yok etsek, bu bina yok olur mu? Maddesi yok olur. Bunun bir denesi var, planı var. O plana göre yapılmış. Yine yok olmuyor. P planı var. Planı yırtsak atsak o plan mühendisin kafasında var. Aynen öyle de bütün alem görünür hale gelmeden önce levh-i mahfuzda var. İlmi program ve geometrik şekil olarak var. Ondan önce de Cenab-ı Allah'ın ilminde var. Allah'ın ilmi ezeli olduğu için yokluk diye bir şey Yok. Şimdi Yunus Emre'nin ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm sözünü anladık mı? Evet, bunu anlatmak istiyor. Bir başka sözü daha var. Bir ben vardır bende benden içeri o ben ben değilim diyor. Ne demek istiyor? Bunu da gelecek derslerimizde fırsatımız olursa anlatacağım. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bütün dostlara selamünaleyküm hayırlı günler